Evinde televizyon olup dizi ve TV programlarını izleyen Müslümanlar var. Şimdi ben televizyonun aslının haram olduğunu söylemiyorum. Televizyon haram diyor adam. Bakın bunu mutlak söylüyor, mutlak konuşuyor. Elinde telefonla daha beterini yapıyor. Televizyon haram diyor adam. Bilgisayarla daha beterini yapıyor. Yani bilgisayarın hükmü neyse televizyonun hükmü de odur. Telefonun hükmü neyse televizyonun hükmü de odur. Bundan dolayı aslı mübah olan bir şeyi sen haramlaştırırsan haram kazanırsın. Komando senin elindeyse, tuş senin elindeyse sen onu ister rahmet olarak kullanırsın, ister gazap olarak kullanırsın. Yani izlediğin filmde bir maslahat söz konusu ise o filmi izle derim sana. Ama ki umumiyetle böyle bir şey yok. Yani İslami bir filmse izle. Eğer devletin iç argümanlarını anlatan, siyaseti anlatan, ne bileyim, istihbari birimi, MİT birimini, ne bileyim, yani insanın merak edeceği, insana fayda sağlayacağı bir bilgi anlatan bir şeyse izle derim. Ama şaklabanlık, saçma sapan şeylerse, yani bu Müslümanın işi değil. Pembe dizilerse bu da Müslümanın işi değil. Bu anlamda Müslüman uzak durması lazım. Bakın, müzik olsun, bu tür filmler olsun, işin gerçeği, İbn-i Kayyım müziğin girdiği kalbe, münkerin girdiği kalbe, özellikle müziğin girdiği kalpten Kur'an çıkar diyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani gerçekten müzik çok tehlikeli. Yani müzik çok tehlikeli. Kaçmak lazım. Televizyonundan bu anlamda başka türlü caiz olmayan şeyler mevcutsa kaçmak lazım, izlememek lazım. İbn-i Kayyım, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İş yerinde müşriklerle yemekte aynı masada yemek zorunda kalıyorum ve küfürlü konuşmalarını duyuyorum. Küfürden kasıt sövme. Kulaklık takıp otursam bir zarar, günahı var mı? Ben derim ki dini bu kadar kendinize zorlaştırmayın. İlk önce bunu derim. Onlarla yemek yemende bir beis olmadığı gibi, yani adamın ne zaman küfür edeceğini de kestiremiyorsun. Eğer adam küfürmatik bir adamsa, ağzı sürekli bozuk bir adamsa, bu zaten adamın sıfatı bellidir. Yani mesela cahiliyeden biliyoruz, adam gelirken daha selam verirken küfür ederek selam veriyor. Hani öyle tipler var mesela cahiliye insanlarında. Giderken de küfür ederek gidiyor. Bu tür bir yaşantıya sahip adamsa onunla hiç masaya oturma. Hiç oturma. Ama yok, böyle bir adam değil, normal hayatını yaşayan bireysel müşriklerden. İstisnai durumlar zuhur ediyorsa ondan mükellef olmazsın. Yani o an, o esnada uyarabilirsin. Dersin kardeşim bak burada yemek yiyoruz. Yemeğin üzerinde hayır konuşulur. Sen küfür konuşuyorsun diye uyarabilirsin. Çok çok seni, kalbini rahatsız ediyorsa aynı masaya oturma. Tek başına ye, bu dertten kurtulmuş olursun inşallah. Hul ile boşanan kadın. Evet, anlaşmalı. Evet. İddet dönemi bitmeden erkek geri alıyorum derse geri alabiliyor mu? Hayır. Kadın onun karşılığında tarlasını, altınını, evini, zaten onun illeti o. Yani beni boşa diyor. Hangi sebebe binaen? Ben seninle yapamıyorum diyor. Sana şu kadar mal versen beni boşar mısın? Bu anlaşmayı yaptıktan sonra boşarsa bu kadını geri döndüremez. Artık kadın serbesttir. Yani onu istemeyebilir. Hul meselesindeki olay böyle ama normal talakta kadını kendisine geri çevirebilir bu anlamda. Ha, kadın gene istemez. Normal olanı için söylüyorum. Bunu ehil kişiye götürür. Ehil kişi bunu kadasal babta da çözebilir yani. Sonuç itibariyle bir kadın bir adamı istemiyorsa onu da çok zorlamanın bir alemi yoktur yani. Hani şimdi kalıplaşmış bir durum var. Erkek, talak erkeğin hakkıdır ama kadının bazı hallerde talak hakkı vardır kardeşler. Bazen de kadı, İslam kadısı bu durumu analiz ettiği zaman kadına, yani eşe, bayana boşama hakkını verebilir yani. Hocam bir Müslüman kafirlere, Müslümanların gıybetini yapıyorsa, onun dünyevi açıklarını herkese dökmüşse, bu kişinin vela berası ne durumdadır? Küfre girer mi? Şimdi vela bera konusunda her yapılan amel kişiyi küfre sokmaz. Ama harama sokar.
Yani Müslümanın bırak müşriği, başka bir Müslümanın yanında gıybetini yapması haramsa, müşriye bu anlamda gıybetini yapıyorsa, dünyavi açıklarını herkese dökmüşse, bu ondan daha üstün kebair bir günahtır. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Zinanın büyüğünden sakının. Nedir o? Komşunun, arkadaşının, o yaşlının zinası değil mi? Yani zina da kendi içerisinde kademe kademe büyüyor günah olarak. Bu da böyledir. Yani müşriğin değil de Müslümanın, Müslümanın yanında başka bir Müslümanın gıybetini yapması eğer haramsa, müşriğin yanında bunu yapması, Allah muhafaza, yani bizim kendi nefsimize sorsam burada bir itikati problem var diyoruz yani. Bizim en kötü Müslümanımızı aile bireyimizden biri dahi, ya işte o şöyledir, böyledir, onun karakteri şöyle sıkıntılıdır dediğinde, biz diyoruz ki hayır diyoruz, öyle bir şey yok diyoruz. Velev ki öyle olsa bile, yani sizde sabit olsa bile, evet bu Müslümanda ahlaki problemler var. Bunu dahi bizim aile bireyimizden biri dese, biz diyoruz ki seni hiç ilgilendirmez. Böyle diyebiliyoruz yani. Seni hiç ilgilendirmez. Onun kötülüğü de güzelliği de banadır diyoruz yani. Hani böyle olmak lazım. Eğer bir derdiniz varsa onu bilir kişiye götürür. Dersiniz ki bu arkadaşın böyle hasreti vardı, ama müşriklere açmak münafıklıktır yani. Münafıklık. Vefat etmiş olan müşrik akrabaların cenazelerine katılmak küfür müdür? Hayır, küfür değildir. Bu konuda bunun detayları konuşulmuş kardeşler. Yani müşriklerin cenazesine namazın ve duanın dışında, yani onlarla ilgili gelen nasları şöyle bir kenara bırakıyoruz. Onlara dua edilmez, onlar için istiğfar dilenmez, onların cenaze namazı kılınmaz. Burayı kenara bırakıyoruz, ama onun dışında yapılan faaliyetler alimler arasında tartışmalıdır. İşte başvurup başsağlığı dileyebilir miyim? İşte acıları dinsin diye oraya gidebilir miyim? Veya işte üzerine toprak atılabilir mi? Gibi gibi bu durumlar caiz olur diyenler de var, caiz değil diyenler de var. Ama küfre girer diyen yok kardeşler. Bu anlamda tekrar altını çiziyorum. Allah'ın nasla yasakladığı kısımlar hariç, cenaze işlemlerinde müşriğin mesela üzerine toprak atma ile ilgili Ali radıyallahu anh atmıştır, onun için atılabilir denmiştir. Kimisi eğer kimse yoksa demiştir, bunu yapacak kimse yoksa demiştir. Diğerleri de hayır, bunu yapacak olan kimse olsa da olmasa da bu yapılabilir demiş. Belli kısım alimler Ali radıyallahu anh onu yaptı. Ali radıyallahu anh'dan başka kimse yok muydu Ebu Talib'i atacak? Vardı. Yani bu anlamda tartışmışlar. Cenaze işlemleriyle alakalı teforruat, bir teforruat mevcuttur. Vakamıza indirelim. Peki biz ne yapacağız? Vallahi kardeşler, vakaya indirdiğiniz zaman bu iş sizi küfre sokan bir yer, durum değil. Yani naslar eşliğinde, naslarla ilgili kısımlar değil. Ama mesela babanız ölmüş. Ne yapacaksın? Misafir karşılayacaksın. Sonuç itibariyle iştirak etmiyorsun ama İştirağın içindesin. Misafiri karşılayacaksın, başsağlığının işte teşekkürünü alacaksın, onlara göre Allah rahmet etsin diyecek, teşekkür edeceksin, ne bileyim. Yani o farklı dine sahip insanlar gelecek, veya sen gideceksin, veya onlara yemek vereceksin. Bu işlemler hem cenaze sahibi için, Müslim olan için, hem de cenaze sahibi olmayıp da onlara iştirak edenler için caizdir. Yani bu anlamda caizdir. O kadar da değil yani. Din bizi bu kadar da yasaklamıyor bazı şeylerden. Bu şekilde itinalı, Allah'ın naslarına aykırı dua, istiğfar, cenaze namazları, onların yanında münafıkça elleri kaldırma gibi falan, bunlar olmadığı sürece kişi çay ikramı veya işte çay alabilir, çay verebilir, iştirak edebilir, iştirak edenlere yardım edebilir, misafirperverlik yapabilir. Bu anlamda din bunu yasaklamıyor yani.